olmuşlar. Fakat ilk kez Rusya'nın yaptığı bu 20 stratejik eğitimle verdiği, askeri eğitimle verdiği bir tatbikat ilk kez bunu Moskova'ya davet etti. Bu ilk oluyor ve Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olarak değerlendiriliyor. Rusya Çin'in yakınlaşması da aslında askeri yakınlaşması da bir süredir var. Yani bu birkaç yıllık bir olay. Çünkü her iki tarafta Amerika ile ilişkiler gerildikçe birbirine askeri olarak yaklaşmaya başladı. Çin yani Rusya'dan Rusya'nın en son teknoloji şeylerini alıyor, uçaklarını alıyor, savunma sistemlerini alıyor. Dolayısıyla zaten bu tür bir yakınlaşma var. Fakat bu yakınlaşma şu mevcut tatbikatın önemi bence hem siyasi olarak hem askeri olarak hem siyasi olarak önemli. Şimdi askeri olarak önemli Çin için çünkü birincisi Çin yükselmekte olan bir süper güç olarak kendisini lanse ediyor. Hakikaten de öyle ve fakat şöyle bir problemi var. Çin ordusu çok uzun zamandır savaşmamış bir ordu. Ve o yüzden de bir sürü Çinli askeri analist yani ordu paslanmış durumda ve sen eğer bir süper güç olmaya meylettiysen, o yolda gitmek istiyorsan senin ordunun da her an savaş olacak gibi hazır olmak gerekir. Dolayısıyla Rusya ile bu tür bir eğitim ve tatbikat için çok önemli çünkü Rus ordusunun savaş pratiği yüksek. Yani biliyorsun işte 2008'de Gürcistan'a bir askeri müdahalede bulundu, 2014'te Kırım'ı aldı, işte Ukrayna'da şeyleri destekliyor, ayrılıkçıları destekliyor, Suriye'ye 2015'ten bu yana askeri olarak müdahil oldu. Yani çok Rus ordusu askeri olarak aktif. O nedenle Çin ümit ediyor, bu deneyimi Çin ordusuyla da paylaşabilir ve paylaşıyor da görünüyor. O anlamda askeri olarak çok kıymetli. Şimdi siyasi olarak da önemli bu yakınlaşma. Dediğim gibi bu birkaç yıldır askeri yakınlaşma devam ediyor. Ama siyasi olarak da her iki ülkede şey diye düşünüyorlar. Yani bu düzen, uluslararası düzen yeniden kurulmalı. Amerika'nın başını çektiği o liberal demokrasiye alternatif oluşturan bu iki temel ülke bunlar. Yani despotları destekliyorlar. İşte devleti güçlendirmenin, birey ve sivil topluma karşı devleti güçlendirmenin önemine inanıyorlar. Diğer taraftan Amerika'nın etki alanını kırmaya çalışıyorlar, onun ittifaklarını kırmaya çalışıyorlar. O anlamda siyasi olarak anlaştıkları bir deyim var. Fakat bence yine de siyasi olarak bu Çin'le yakınlaşmasının bir sınırı var. Çünkü bu bütün şeye rağmen, yakınlaşmaya rağmen Çin yükselen bir güç. Rusya öyle değil. Yani Putin aslında Rusya'nın düşüşünü engellemeye çalışan bir lider bir taraftan da.